girmediğim, ara sokağa girmediğim, çıkmaz sokağa olmayan bir kentteyim. Yolda gördüğüme soyadını sorduğumda ailesinden en az 5 kişinin adını, mesleğini, nerede olduğunu, kimle evli olduğunu, nerede okuduğunu, nerede çalıştığını bildiğim bir yerdeyim. Resmen babamın evinde, anamın kucağındayım. Fatih Sultan Mehmet'in beni seven arkamdan gelsin diyerek yola çıkıp Edirne'de payitahta gittiği, 2 sene sonra da İstanbul'u fethedip çağ açıp çağ kapattığı bir serüvenin başladığı memleketteyim. Dünyanın en eski, en köklü festivallerinden birinin olduğu, Mesir Festivali'nin olduğu, dünyanın en eski halk ilaçlarından bir tanesinin daha halen daha şifa dağıttığı bir memleketteyim. Yusuf Atılgan'ın Ana Yurt Oteli'ni yazdığı yerdeyim. İlhan Berk'in şiirle tanıştığı topraklardayım. Ve bugün ben Mimar Sinan'ın son Kalfalık eserini yapıp, Muradiye Camii'ni yapıp, Süleymaniye'yi yapmak üzere İstanbul'a gittiği kentteyim. Bir yandan Osmanlı'ya sahiplenenler, geçmişte ne varsa iyi, ne varsa güçlü sahiplenip, seni beni, kendilerini milli bilip gayrimilli bilenler, tarihi kendilerine, bizleri başka yerlere mahkum etmeye çalışanlara inat, bugün ezberleri bozan bir siyasetin, ezberleri bozan bir yürüyüşün hep beraber içindeyiz. Bakın, biz bugün Manisa nasıl değişir? Türkiye nasıl değişir? Manisa'da yüzler nasıl güler? Türkiye'de yüzler nasıl güler? Manisa'da yoksula, garibana, işsize nasıl sahip çıkarız? Türkiye'de emeklinin, emekçinin yüzünü nasıl güldürürüz? Öyle bir yürüyüşün peşindeyiz. Onu konuşmaya geldik, onu konuşacağız ama birileri başka şeyler konuşalım istiyor. Bize hakaret ediyor, bizi olmadık olmadık ilişkiler içinde göstermeye çalışıyor. Bize hedef gösteriyor, bize saldırtıyorlar. En son hiçbir şey olmasa yeni tartışmalar başlatmak istiyorlar. Örneğin geçen hafta ortaya bir şeriat tartışması atıyor. Türkiye bunu konuşsun da dönüp aman ha yokluğu yoksulluğu, simite gelen zamı, ekmeğin fiyatını, pazardaki yangını, mutfaktaki yangını konuşmasın istiyorlar. Ya sen şeriat tartışmasından bu memlekete ne kazandıracaksın? Bu memleketi bölüp de ne elde edeceksin? Kavga ettirip de ne elde edeceksin? O şeriatı övecek, biz laf söyleyeceğiz. O dönecek diyecek ki şeriatın kelime anlamı dini kuralların bütünüdür. Bunlar dinsiz diyecek, bize saldıracak. Şeriatın bir kullanılan kelime anlamı, ansiklopedi anlamı, İslam tarihindeki anlamı var. Bir de kamuoyundaki kabul edilen, anlanan, algılanan şekli var. Buna laf söylemeyince efendim şeriat hukukuna mı teslim olacağız? Şeriat gelecek diyorlar, onu mu konuşmayacağız diyenler bir tarafta, bu konuda bir şey söylemeye kalkınca açlığı, yoksulluğu unutturmaya çalışanlar bir başka tarafta. Buradan bütün Türkiye'ye söylüyorum. Açlığın, yoksulluğun, işsizliğin olduğu yerde Recep Tayyip Erdoğan'ın suni gündemlerinin peşine takılmayacağız. Ha bir şey söylemeyecek misin? Aha da söyleyeceğim. Bak, şeriat diyorsun ve onun üzerinden tartışma bekliyorsun ya. Bu ülkedeki kimsenin, Manisa'daki kimsenin birbirinin diniyle, dini inancıyla, ibadetiyle, örtünmesiyle bir sorunu yok. O tartışmalar çok gerilerde kaldı. Geçmişte de o ayıpların içinde olmadık. Bugün de bu oyuna gelmeyiz. Ha, şeriat şeriat dediğin, o şeriat kuralları, şerri kurallar pozitif hukukun üstünde yer alsın dersen iyi düşün. Şeriat kurallarına göre
şerri hukuka göre, o tartıştırıp da bizi içine çekmeye çalıştığın tartışmaya göre, örneğin hırsızlığın cezasının ne olduğunu biliyorsun, yalanın cezasının ne olduğunu biliyorsun, Allah maazallah uygulanırsa bir tane parmağın, bir tane elin, dilin kalmaz senin, dilin. O yüzden şeriat deyip, saltanat deyip ya da hilafet deyip kendisine son halife diye sloganlar attırıp kimsenin kafasını karıştırma. Ama dedim ya bu Manisa, Mimar Sinan'ın son kalfalık eserini yapıp gittiği yer. Nereye gitti? Süleymaniye'yi yapmaya gitti. Akif ne diyor Mehmet Akif? Gel diyor, şu Süleymaniye'yi yıkalım desen bir kazma, bir kürek, iki de ırgat değeri. Peki gel yeni bir Süleymaniye yapalım desen bir Sultan Süleyman, bir de Mimar Sinan gerek. Ey Recep Tayyip Erdoğan, şu koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya kalksan gücün yetmez ama belki 3-5 tane meczup, belki terör örgütleri, belki vatan hainleri gerek. Onlara geçit verecek kimse bu salonda olmasa gerek. Ama gel yenisini yapalım desen bir İsmet Paşa, bir de Gazi Mustafa Kemal Atatürk gerek. O yüzden o istediğini konuşsun. Bizim bu konuda söyleyecek sözümüz de, durduğumuz yere fevkalade bir özgüvenimiz de var. Ve herkes şunu bilsin, öyle bedava kahramanlık yok. Eğer günün birinde birileri bu ülkeyi yeniden işgal etmeye, bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne saldırmaya, şanlı bardağı indirmeye, okunan ezanı, ibadet özgürlüğünü durdurmaya kalkarsa, o zaman emin olun bu ülkeyi Tayyip Erdoğan geliyor diye havaalanına götürülen, kot üstüne perdelik kumaştan kefen giyenler değil, bu salondaki dedeleri Çanakkale'de, Dumrupınar'da kefensiz yatanlar çıkar, kefensiz yatanlar. O yüzden önümüze bakacağız, yolumuza bakacağız. Önce 31 Mart'ta yerel seçimlerde ilk büyük sınavı vereceğiz. Ardından Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında bu memleketi Cumhuriyet'i kuran, Cumhuriyet'in kurucu